Bu hafta multiplayer olarak Gamescom 2016'nın en çok dikkat çeken oyunlarına göz attık ve sizler için en beğendiğimiz 10 oyunu seçtik. On numara, PlayStation VR. Fiyat ve içerik açısından şimdilik sanal gerçeklik alanındaki en ideal tercih olarak gözüken PlayStation VR, Gamescom'da 17 farklı oyunla yaşattığı deneyimle ne kadar iddialı bir cihaz olduğunu bizlere kanıtladı. Gamescom 2016 ödüllerinde en iyi donanım ödülünün sahibi olan PlayStation VR, listemizin 10. sırasında. 9 numara, Steep. Kış sporları üzerine hazırlanan multiplayer odaklı açık dünya spor oyunu Steep, listemizin 9. sırasında. Adrenalin dolu ekstrem sporları sevenleri fazlasıyla memnun edecek gibi gözüken Steep, Gamescom 2016'nın en iyi spor oyunu seçildi. 8 numara, Forza Horizon 3. PC içinde gelecek olmasıyla çoğu oyuncunun gözünde ayrı bir öneme sahip olan Forza Horizon 3, serinin en uzun araç listesine sahip oyunu olmasının dışında zengin sosyal özellikleri ve etkileyici sürüş atmosferi ile de dikkat çekiyor. Gamescom 2016'da en iyi yarış oyunu ödülüne layık görülen Forza Horizon 3, listemizin 8. sırasında. 7 numara, Prey. 2006 yapımı orijinal oyunun yeniden yapımı olan Prey, eskisine göre daha farklı bir yapıda olduğu için bazı Prey hayranları tarafından beğenilmedi. Ancak biz kesinlikle olumsuz yorumlara aldanmadan, bazılarının dalga geçtiği şekil değiştirme mekanikleri başta olmak üzere oyuna katılan yenilikleri gayet beğendik. Gamescom'da bizleri heyecanlandırmayı başaran Prey, listemizin 7. sırasında. 6 numara, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Çok sayıda yapıma ilham kaynağı olmuş, büyük bir marka olan The Legend of Zelda serisinin yeni oyunu Breath of the Wild, listemizin 6. sırasında. Gamescom 2016'nın en iyisi seçilen, Zelda oyunları tarihinde önemli bir yere sahip olacağını düşündüğümüz Breath of the Wild, zengin açık dünya içeriğiyle serinin en kapsamlı oyunu olacak. 5 numara, South Park The Fractured But Whole. Çizgi diziyi güzel yapan her şeyin yer aldığı The Stick of Truth'la harika bir işe imza atan South Park, yeni oyunuyla da oldukça iddialı. Sanal gerçekliği bir sonraki seviyeye çıkaran Nozzle Swift'le bile etkinliğin en çok dikkat çekenleri arasına girmeyi hak eden yeni oyun, Gamescom 2016'da bizleri son derece memnun etti. South Park mizahının önceki oyuna kıyasla bu sefer oynanışa çok daha fazla etki ettiğini gördüğümüz The Fractured But Whole, listemizin 5. sırasında. 4 numara, Mafia 3. Mafia 3 ton olarak serinin ilk iki oyunundaki klasik mafya havasından uzaklaştığı için yoğun bir şekilde eleştiriliyordu. Ancak oyun hakkında daha fazla içerik geldikçe eleştiriler azalmaya, insanlar yeni mafyaya alışmaya başladı. Gamescom'da görüp şimdilik geçer not verdiğimiz ve piyasaya çıkmasını heyecanla beklediğimiz Mafia 3, listemizin 4. sırasında. 3 numara, Titanfall 2. Titanfall piyasaya çıkmadan önce yılın en çok beklenen oyunu seçilmiş, ancak bu kadar konuşulup arzulanmasına rağmen beklentilerin altında kalmış ve kısa sürede unutulmuştu. Bize göre Gamescom 2016'nın en iyilerinden biri olan Titanfall 2 ise yeni eklenen senaryo modu ve zengin içeriğiyle bu sefer çok daha kalıcı olacak gibi görünüyor. 2 numara, Battlefield 1. 1. Dünya Savaşı döneminde geçecek olan ve bizlere dolu dolu bir savaş atmosferi vaat eden yeni Battlefield, gözüktüğü her yerde olduğu gibi Gamescom'da da dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Gamescom'da en iyi aksiyon oyunu ve en çok beklenen oyun ödüllerinin sahibi olan Battlefield 1, listemizin 2. sırasında. Ve 1 numara, For Honor. Ubisoft'un savaş sanatı adını verdiği yeni oynanış tarzıyla, For Honor'da oyuncuların savaşı tüm benlikleriyle hissedeceği söyleniyordu. Gamescom'da gördük ki gerçekten de dedikleri kadar varmış. Gamescom 2016'da en iyi PC oyunu ve en iyi PS4 oyunu seçilen, şövalyeleri, samurayları ve vikingleri aynı oyun altında toplayan For Honor'ı listemizin 1. sırasına yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Gamescom'da en çok beğendiğiniz oyunları yorumlara yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya bir başka Top 10 bölümüyle görüşmek üzere.